geleneklerine bağlı ve modern. Bu güzel şehirde doğan her gün sizin kültürel hareketin, sosyal hayatın, heyecanın, alışverişin merkeziniz. Keşfet. Yaşamak kadar adınız. Bekliyoruz. Daha yüksek bir sağ yüksek ırklardan bekliyoruz. Anlayın ne diyecek? En büyük destekçim. Yani beni yalnız bırakma ya. Hoca ve başka yürü arkamda bize var. Dedikten sonra. Şimdi görüyoruz. Nasılsın ablacığım? Sizi tanıyalım. Ben Sahip Akyüz. Kumulcan'ın yerlisindeyim. Kumulcan'ın yerlisisiniz. Evet Sayın abi, bugün festival yapılıyor burada, neler söyleyeceksiniz? Festival her sene sünnet düğünüme, Gürbetçiler festivali oluyor, belediye başkanı yapıyor. Evet. Çok güzel geçiyor. Çok güzel geçiyor ve her sene yapılıyor, 3-4 sene böyle. Gurbette kimse var mı? Var. Kim var gurbette yapılıyor? Kim var gurbette senin yakının? Yakınım çok çocuklarım var, üniversite okuyorlar, Almanya'da var, amcalarım var. Selam Önder. Almanya'da bunlara amcalarıma selam söylüyorum. Etraf yüzüne, Yaşar Akyüzler. Bunlara selam söylüyorum burada. Oğlanlarına. Bir de üniversite okuyan oğlanlarım var. Kocaeli'de. Sayın Akyüz. Faruk Akyüz. Bir de onlara selam veriyorum. Kızım var Emine, Sakarya'da okuyor üniversiteden. Bunlara hepsine selam söylüyorum. Sağ ol. Ben de yerlisiyim. Aşağı yukarı 20 sene falan kahvecilik yaptım Kumuzya'da. Baştan aldım. 20 senedir kahvecilik yaptım. Buradayım. Eski kahvecilerdeyim. Emekliyim. Şimdi emekli tadını çıkarıyoruz. Buradan beni tanıyan herkese de selam söylüyorum. Bunlar var olduğu müddetçe biz varız. Bazen evet, böyle toplaşırız, çay kahve içeriz bunlarla. Şöyle yuvarlak bir yani görüşme olur mu? Yani. Masa görüntüsü yapıyoruz. Evet. Eyvallah. Biraz da çekelim, öbür tarafta gidelim. Abi her şeyi çekemeyiz be. Bak TV'yi bir çıksınlar şöyle. Sen buraya gel. Çektiriyorum bak. Yürüme buraya gel. Adam kameraman getirmesi yanıyla da böyle... Kısacağım. Bütçe çok dar geldik. Avni Bey, belediye başkanlığı hayal mi düşünüyorsunuz şu anda? Aday olacağım buraya artık. Geliyor mu ses? Dur bakalım, şu anda geliyor görünüyor. Kayıtta. Ses 1-2-3 deneme. Kulaklığın... Evet, Gurbette Kuzunkulan değerli izleyicileri. Biz bugün neredeyiz efendim? Kumluca'dayız. Kumluca'da bugün çok güzel bir etkinlik yapılıyor. Gurbetçilerimizle ilgili bir gece tertipleniyor efendim. Onunla ilgili biz şehri güzel güne çektik. Geldik şimdi başkanımızın yanına. Sevgili başkanım, hayırlı günler diliyoruz öncelikle. Teşekkür ediyorum. Ben de sizlere özellikle Kanal 67 Televizyon olarak gelip bizim buradaki etkinliğimizi gurbetteki hemşerilerimize aktarma adına yapmış olduğunuz bu çalışmalardan ötürü. Evet sevgili başkanım, gurbetçiler var. Gurbetçiler gecesi olarak geçiyor. Evet. Festivalin bir diğer adı. Öyle evet. Diyelim. Evet. Şimdi baştan şöyle bir başlayalım başkanım. Bu festival ne zaman böyle projelendirildi, ne zaman hayata geçirildi ve bugün bu hale geldi efendim? Biz 99 yılında ilk göreve geldiğimizde küçük çaplı olarak sadece gurbetçilerimiz adına, özellikle gurbette yaşayan gerek yurt içinde gerek yurt dışındaki hemşerilerimizin izine geldiği dönemlere tesadüf eden bu günlerde onlar adına dedi ki geçmişte birçok katkıları ve emekleri vardı beldemizde. Evet. Bunların anısına kendileriyle buradaki halkımızla bir kaynaşma, sohbet anlamında bir çalışma olsun.
Onlarla hasbihal edelim. Dostluklarımızı, geçmişlerimizi, anılarımızı tazeleyelim anısına. Böyle bir çalışma başlatmıştık. Küçük bir eğlence de vardı bunun içerisinde. Daha sonrasında buna sünnet etkinliğini kattık. Bir daha sonrasında da tabii yöremizin doğal güzellikleri vardı. Bunlardan da olması gerekiyordu. Bu dört unsuru bir araya getirerek gurbetçiler, halk, yani yerel halk, buradaki yaşayan halk, diğer tarafta geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın erkekliğe ilk adım olan sünnetleri ve yöremizin güzellikleri olan doğa güzelliklerini tanıtmak anlamında ve doğa bilincinin gelişmesi anlamında bu dört unsuru bir araya getirerek güzel bir festivale dönüştürdük. Bunun 10.sını geçtiğimiz yıl ulusal olarak yaptık. Bu yıldan itibaren bu yıl uluslararası boyuta geçti. Yani her geçen yıl adım adım yükseliyor. Evet, evet, öyle bir noktaya geldi ki gerçekten özellikle yurt içindeki ve yurt dışındaki hemşehrilerimiz buna özellikle çok ilgi duydular. Ve her geçen yıl bu sayı arttı ve bize bu geceyi, bu festivalimizi ne zaman yapacaksınız diye bütün hemşehrilerimiz gerek mail yollarıyla, gerek telefonlarla, gerekse biz onların etkinliklerine katıldığımızda gurbette yaşayanlar, hemşehrilerimizin dernekler vasıtasıyla gidip oralardaki onların etkinliklerine katıldığımızda bu konuda bize oldukça yüksek bir ısrarlar vardı. Bu konuların daha da detaylı olarak genişletilmesi konusunda. Biz de hemşehrilerimizden gelen bu talebe göre etkinliğimizi daha da genişlettik. Bosna'dan, Ukrayna'dan ve Gürcistan'dan halk danslar ekiplerini de getirmek suretiyle uluslararası düzeye evet, taşıdık diyorsunuz. Evet, daha öncesinde yine oldukça güzel sanatçılarımız vardı. Yine bunun peşinden Sevgi Soylu ve Oğuz Yılmaz'ı da katarak gerçekten bu akşam muhteşem bir gece olacağına inanıyoruz. Her yıl tabii sünnet ettirdiğimiz çocuklarımızın sayısı değişiyor. Bu konuda bize her zaman destek veren, geçmişte beldemizde doktorluk yapan ve şu anda Bartın'da yaşam tıp merkezinin ortaklarından olan Doktor Özgün Mengeş Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Her yıl ücretsiz olarak çocuklarımızı sünnet ettiriyor. Biz onların kıyafetlerini veriyoruz, hediyelerini veriyoruz. Onların bu sevinçlerine de ortak olmuş oluyoruz. Ne güzel bu. Yine gurbetteki hemşehrilerimize gelerek buradaki akrabalarıyla, aile büyükleriyle, burada kalanlarla gurbettekileri buluşturuyoruz. Onlar da güzel vakit geçiriyor. Diğer taraftan da hem bu çevredeki diğer belediyeler içerisinde olan diğer arkadaşları, dostları, yine gurbette komşu olup ama farklı beldelerden, farklı ilçelerden olan komşularını da buraya getirmek suretiyle bizim beldemizdeki doğal güzellikleri de onlara aktarma şansları oluyor. Biz bunları hepsini bir araya getirerek güzel bir gece yapmaya çalıştık. İnşallah bu sene uluslararası boyutuyla bir ilkine başladık Alaaddin Bey. Evet sevgili başkanım, şunu söyleyeyim. Gurbetlisi'yle bu akşam buluşmuş oluyor. Evet. Ve bu akşam bir final yapacağız. O finalle de hem eğleneceğiz, güzel güzel hem sünnet de yapılmış oluyor. Dediğiniz gibi evet. Baştan nereden başlandı ve bugün ne boyutlara geldi? Evet, gerçekten bir yumak misali veya bir kar topu gibi diyelim. Evet. Her geçen gün büyüyerek bir çığ haline geldi. Biz tabii bir yarın da bunun ormanlarımızda çok güzel doğal güzelliklerimiz olan şelalelerimizin, doğa güzelliklerimizin, kar kuyumuzun olduğu ve Bartın'ın gerçekten çok değerleri olan ormanlarımızın, güçlü ormanlarımız var. Gerek köknar, gerekse kayın ağaçları ile ilgili ünlü ormanlarımızda piknik düzenliyoruz. Hem vatandaşımıza bu biraz önce de söylediğim gibi doğa bilincini aktarabilmek, gelecek kuşaklarımıza da aktarabilmek. Evet. Hem de bu ormanın nimetlerini, güzelliklerini onlarla paylaşmak. Orada güzelce yine müzikli, eğlenceli piknikler, mangallar, müzik partisi yapmak. Sanatçılar da var orada herhalde. Orada yerel sanatçılarımızla beraber oluyoruz. Daha çok içimize dönük, kendi yöresel... Bizden dediğimiz. Evet, yani. Evet, evet. Bizim kendi içimizde olan, evet. Kendi değerlerimiz olan sanatçılarımızla beraber oluyoruz. Orada da güzel bir gün geçiriyoruz. Tabii ormanlarımız biraz yüksekte. Oksijen değeri de oldukça yüksek. Oh. Özellikle orada bir gece kalan 5 yıl ömrü gençleşiyor. Tavsiye ederim, evet. Gurbetteki hemşehrilerimiz, özellikle madende çalışanları, biliyorsunuz Zonguldak ve Bartın, Karabük bizim maden bölgemizdir. Evet. Geçmişte Zonguldak bizim ilimizdi. Daha sonra Karabük ve Bartın olmak üzere Zonguldak'tan ayrıldıktan sonra 2 tane il daha doğurdu Zonguldak. Dolayısıyla birçok insanımız, hemşehrimiz, yine Amasra'da da biliyorsunuz kömür ocağımız, madenimiz var. Burada çalışan madencilerimiz emekli olduktan sonra özellikle ormanda çalışırlar. Bunların tek şeyi şu, ormanda çalışmalarının sebebi şu, yutmuş oldukları kömür tozlarını bu ormanlarda çalışarak tekrar ciğerlerini temizleme noktasına giderler. O insanların 2-3 yıl sonra, 5 yıl sonra görürsünüz madenden emekli olur, yüzü solmuş,
benzi solmuş olan o insanları 5 yıl sonra madende çalıştığına inanamazsınız. Yani bu kadar. O kadar doğa değişimi sağlıyor. Kesinlikle. Yani bu özellikle bu bölgede var değil mi bu mucize? Evet. Yani biz geçenlerde il kültür müdürümüzle Bartın'a yeni geldi. Değerli müdürümüzle bir gezi yaptık. Ben kendilerine demiştim. Burada bir geceye konakladığınız zaman 5 yıl ömür başkanım, 5 yıl erken söylüyorsun. Gerçekten muhteşem bir doğa. Siz cennette yaşıyorsunuz dedi. Benim tabii tıpçı değilim. Bu konuda ne kadar bir ömür kattığını bilmiyorum ama şunu biliyorum. Gerçekten insanı gençleştiriyor, dinçleştiriyor ve oldukça da moral, motivasyon ve dinç olarak veriyor. Gördüğünüz gibi ben de ben bu enerjimi... Ben onu şekillerde gördüm mü sevgili izleyiciler? Evet, evet. Başkanım genç yani. Evet. Ben sizi bundan kaç sene, 10 sene diyeyim. Evet. Önce bıraktığım gibi şu anda da bu haldesiniz. Değiliz belki ama tabii daha olgunlaştık. Bunun sırrı burada demek ki. Genç kalıyoruz. Tabii ki biraz daha kendimize bakabilirsek daha da genç ve dinç kalacağız. Ben de işte gurbetçi hemşehrilerim sayesinde ormana çıkabiliyorum. İşin temposundan, yoğunluğundan. Onlar olmasa yani. Evet, öyle olmasa. Zaman zaman tabii oralarda da bazı hemşehrilerimiz davet ediyorlar. Kooperatif başkanlarımız bazı etkinlikler düzenliyorlar. Bu vesileyle gitmiş oluyoruz. Veya dışarıdan gelen gerek kültür müdürlüğümüzden, turizm müdürlüğümüzden gelenler veya doğayı görmek isteyip de bizi başkanım buralara götürür müsün deyip gelen misafirlerimizle beraber kısa da olsa bir gezi yapmış oluyoruz. Herhalde biz de gençliğimiz biraz ona borçluyuz. Bu ziyaretleri sık sık yaparsak güzel bir şeydi, öyle zannediyorum daha da genç ve dinç kalacağız diye düşünüyorum. Evet. Değerli izleyiciler, sizler de genç kalmak istiyorsanız başkanımız çağrıyı yapsın, ben yapayım. Şunu söylüyorum değerli hemşehriler. Ekrana dönelim. Hem hemşehrilerimize hem Kumluca'yı görmek isteyenlere çağrımızı yapalım sevgili başkanım. Buyurun. Zafer'de alabalık tesislerimiz var. Kumluca'da Bağdatlı köyünde alabalık tesislerimiz var. Şu anda hemen merkezde de Karasu Şelaleleri diye bir tesisimiz daha yapılıyor. Üçüncü yine, tesis. Evet, üçüncü tesisimiz. Belediye olarak da biz konaklama tesisi olarak 3 ay içerisinde inşallah yani bu yıl sonunda kesinlikle yetiştireceğimiz 40 yataklı bir tesis de kazandırmış oluyoruz. Çok güzel. Gelsinler doğada iç içe mangallarını, balıklarını ve doğadaki bu güzellikleri yaşasınlar diyorum. Onları bekliyoruz. Elimizden geldiği kadar onları güzel ağırlamaya çalışacağız. Bu tesislerimizdeki eksikleri de hızlı bir şekilde gidermeye çalışıyoruz. Şu anda özellikle Bartın'la hemşehrilerimiz tabii siz anlattıkça böyle orada olsaydık der gibiler. Ben onu hissediyorum. Birçoğu bu güzellikleri biliyorlar. Gerçekten bizim Bağdat'taki alabalık tesislerimiz uzun süredir hizmet verdiği için özellikle yurt içindeki ve yurt dışındaki hemşehrilerimizin çoğu burayla ilgili bilgi sahibiler. Ama diğer gerek Zafer'deki gerekse Kumluca'daki ile ilgili belki çok fazla bilgi sahibi değiller. Ama Bağdat'ta da sürekli büyüyen, geliştiren, kendisini yenileyen bir tesis. Diğerleri de bir zenginlik olarak gidecek. Öyle umut ediyorum ki gelecekte ülkemizdeki sıcaklıklar arttıkça buraların değeri daha da artacaktır. Buralarda turizm özellikle doğa turizmi anlamında daha da canlı olacaktır. Zaten özellikle av turizmi anlamında isminden özellikle söz ettiren bir bölge bizim buramız. Yurt dışından ve yurt içinden avcılar geliyor. Buralarda av yapıyorlar. İnşallah diğer dediğimiz gibi bu turizmi farklı noktalarda çeşitlendirebilirsek beldemizin geleceğinin aydınlık olduğunu düşünüyorum. Bu tür tesisler çoğaldıkça bölgemize ilginin daha da artacağını düşünüyorum. Evet değerli izleyiciler, başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili başkanım, biz müsaadenizle ilçemizi bir gezelim efendim. Evet, beldemizi gezelim inşallah ilçe olamadık da ama evet belde. Ben Kozcağız'ı da ilçe yapmıştım. Burayı evet, da ilçe yapıyorum inşallah. İnşallah. Evet biz ne yapıyoruz değerli izleyiciler? İlçeyi gezmeye devam ediyoruz efendim. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Buraya dur bak. Kameraya dur bak oğlum. Şunları şöyle geçireyim kapat. Şöyle geçireyim. Parkaya dur geç oğlum bak. Bak şöyle dur geç. Sana sen acık görsene oğlum. Hadi oraya bakar mısın? Sayın var. Bakayım. Baba oğlum abi. İleri gel acık ileri.
Reklam var ortada. Allah Allah.